Dağlı Karabağ esasında bu bölgede Sovyetler Birliği döneminden beri aynı ırktan olan veya aynı etnik gruptan olan ülkelerin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği içinde bütünlüğünü sağladıkları takdirde Sovyetler Birliği'ne tehdit olacaklarını bildiği için genelde ülkeleri küçük parçalara bölerek yönetmeyi tercih etmişlerdir. Özellikle Stalin döneminde bu bölgeler örneğin Nahçıvan'la Azerbaycan'ın birleşmesini engelleyecek şekilde Dağlık Karabağ bölgesini nüfusu Ermeniler lehine değiştirerek Dağlık Karabağ'ın Rusya altyapısını oluşturmuş. Ama bir taraftan da şunu demiştir. Evet, burası 1829-28 Türkmen Çay Anlaşması'yla İran'la yapılan, Türkiye Osmanlı da bunu 1829 Edirne Anlaşması'yla onaylıyor. Diyor ki Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır. Bugüne kadar Rusya da dahil Sovyetler Birliği'nden sonra Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğu konusunda hiç farklı bir şey söylemiyorlar. Bir yandan da demografik yapıyı değiştirerek Nahçıvan'la Azerbaycan'ın birleşmesini engel olacak şekilde araya bir kama sokuyorlar. Dolayısıyla bu Azerbaycan bir tarafta da zaten İran'ın kuzeyinde Güney Azerbaycan var. Nahçıvan, Azerbaycan, mevcut Azerbaycan toprakları, Güney Azerbaycan. Bunu yaptığınızda bir de petrolü olan bir Azerbaycan'dan söz ediyoruz, doğalgaz zengini. Bütün bunları koyduğunuzda Azerbaycan'ın Türkiye ile hatta birleşmesi ve işbirliği imkanı artacak. Rusya'nın karşısında çok büyük bir güç olarak bunlar çıkacak. Bu bölgeyi arka bahçesi olarak görüyor. Bu bölge kendi kontrolünde kaldığı takdirde Rusya'nın bütünlüğünün sağlanabileceği, özellikle Kafkasya'da kontrolü elinde bulundurabileceğini düşünüyor. Yani Rusya'nın genel stratejisidir bu. Gittiği ülkelerde etkisini devam ettirmek için kendisinin çözebileceği ve kendisine danışılabilecek bir sorun yumağı bırakabilmektir. Buraya Ermeni toprağı diye de bir yandan propagandasını yapıyor. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ, Rusya'nın da tabii desteğiyle, işgaliyle başlayan ve bugüne kadar gelen yaklaşık 30 yıllık bir süreç var. Sorun sadece Rusya'ya değil, İran'ın da işine geliyor. Ermenistan'ın da Birleşmiş Milletler kararı var. Dağlık Karabağ Azerilerindir, çık buradan diyor. Buna Rusya da Güvenlik Konseyi üyesi olarak evet diyor. Ama öbür taraftan da Stalin'in böl yönet parçala politikasının uygulanmasına, Ermenistan'ın yaptıklarına ses çıkartmıyor. Bu bölgede Ermenistan'ın içinde Rusya'nın ciddi güçleri var. Yani yaklaşık 7-8 bin civarında, belki daha fazla asker, gözetleme sistemleri ve bu bölgede bulunan silah sistemleri kendilerinin teknolojik olarak da daha ileri. Temmuz ayında Azerbaycan'ın kuzeyinde hiç anlaşmazlık ilgisi olmayan ve Azerbaycan'ın öz toprakları için Tovruz'a saldırdı. Buranın önemi neydi? Buranın TANAP, Çin'den başlayıp Türkiye üzerinden tek yol, tek kuşak, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Demiryolu hattı hepsinin geçtiği stratejik bir önceliğe sahipti ve buraya füze saldırısında bulundu. Tepki ne olacak dedi, onu tarttı. Ve dünya kamuoyu 2-3 acayip kınama dışında hiç kimse sesini çıkartmadı. Bunu kim yaptırabilir? Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Çin'in tek yol tek kuşakla ilgili irtibatı buradan geçtiği için bunu kesmek Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkileri açısından çok önemli. Diğeri buradan giden petrol, demiryolu bağlantıları, bu demiryolu bağlantısı Çin'den gelen Demir İpek Yolu projesinin de ayağı. Yani Tovuz bölgesi dediğimiz zaman Amerika'yı dikkate almadan Tovuz'a niye saldırı yapıldığını asla ifade edemeyiz. Arkasından Ermenistan belli bir süre geçtikten sonra da esas sorunu olan bölgede saldırılarını başlattı. Dağlık Karabağ'ın dışında bir de başka bir 7 tane rayon, yani ili işgal etti. Bunlar Dağlık Karabağ'ın da dışında. Bunun temel nedeni de Dağlık Karabağ müzakerelerinde 7 ili elinde koz olarak kullanmaktı.